Alemlerin Rabbi Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a, ailesine, ashabına salat ve selam olsun. Ramazan ayı, cennet kapılarının açıldığı, ilahi rahmetin her zamankinden daha büyük ölçüde hayatı kapladığı bir zaman dilimidir. Bu ayda hatalar af, dualarsa kabul olunur. Bereket hasıl olur. Kalpleri, gönülleri tatlı bir huzur kaplar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükafatını da ben vereceğim diye buyurmuştur. Allah-u Teala'nın emrettiği diğer ibadetlerin görünür bir şekli vardır. Ancak oruç, tutan kimsenin bildirmediği sürece dışarıdan hiçbir kimsenin bilemeyeceği bir ibadettir. Bu nedenle riya ve gösterişten uzaktır. Gösteriş ve riyadan uzak olan Allah rızası için tutulan orucun mükafatının Rabbim kendisine ait olduğunu bildirmiştir. Ya Ramazan ayı nedir veya ne değildir? İlk olarak iftar ayı değildir. Ramazan ayı, dünya nimetlerini elinin altında bulundurduğu halde Rabbinin emri olduğu için yemeyen, içmeyen, şehvetlere karşı sabır imtihanını kazanmaya gayret eden müminlerin ayıdır. Bir saat sonraki teravih namazını kılmakta zorlanacak hale getiren abartılı bir israfa dönüşen iftar sofraları Ramazan'a ait değildir. Ramazan'dan önce müminlerin kerih gördüğü müsrif harcamaları, Ramazan'ın gölgesinde mübahlaştırmak hatalıdır. Ramazan sahur ayıdır, oruç ayıdır. Bizim iftara gösterdiğimiz hassasiyet sahurdadır. Orucun başlangıcı sahur yemeği, bitişi ise iftardır. Orucumuzun başı olan sahura göstermemiz gereken ilginin, bitişi olan iftara gösterilmesi hiç hoş değildir. Oruç ayı Ramazan, iftar ayına dönüşmemelidir. İftar, kelime anlamıyla dahi yanlış kullanılmaktadır. İftar sadece açış yapma anlamındadır. Aynı zamanda Ramazan, israf ayı değildir. Mal ve vakit israfı özellikle de Ramazan ayında asla doğru değildir. Tüketilmeyip atılan gıdalar, bir selamlaşma, hatır sorma bahanesiyle tüketilen saatler, Ramazan'ın heder edildiğini gösterir. Mutfak masraflarının, yenen yemek öğününün ikiye düşmesine rağmen artması, gece birkaç saat azaltılmış uykudan ötürü gündüzleri uykuyla geçirmek, Ramazan'la çelişen işlerdir. Ramazan, zühd ve bereket ayıdır. Ramazan, ahiret alemine hazırlanma zamanıdır. Malımız ve zamanımız bereketlenmelidir. Tüketimlerimizi azaltmalı, önceki 11 ayda yapmadıklarımızı yapabilme imkanı ve vakti oluşturmalıyız. Kadınlarımızın en mübarek günleri mutfakta geçmemelidir. Mümin bir erkek sıcak pide kuyruğunda vakit harcamamalıdır. Malımız, vaktimiz, ibadetimiz, şuurumuz, uhuvvetimiz bereketlenmelidir. Ramazan ayına girerkenki kimliğimiz ve değerimiz değişmiş olarak Ramazan'dan çıkmalıyız. Ramazan ayı gerginlik ayı değildir. Oruçlu olduğu için sinirlerine hakim olamayan Müslüman hatalıdır. İftara yetişemediği için, teravihi kaçırdığı için kul hakkı ihlal eden, ahlaki olmayan sözler sarf eden mümin, Ramazanını harcayan mümindir. Aile bireylerini rencide eden, iş arkadaşlarını, mescit dostlarını kıran mümin, imtihanını riske sokan mümindir. Ramazan'da sinirlenen, diğer zamanlarda ise sabırlı olan Müslüman, doğrulanması zor bir iddiadır. Orucu bozan içecekler ve yiyecekler gibi sözler de sakıncalılar listesinde olmalıdır. Ramazan tahammül ayıdır. Sadece açlığa değil, nefesin kabardığı her şeye tahammül gösterme ayıdır. Dile, ele, göze, cebe hakim olabilmektir. Diyebileceği halde dememek, yiyebileceği halde yememek kadar önemlidir. Sahurla iftar saatindeki Ramazan ve oruç ciddiyetini
gün ortasında da sürdürebilmek, Ramazan ruhuyla yaşamanın göstergesidir. Ramazan, sabrın kolay olmadığı bir zaman dilimi olabilir. Çünkü o, diğer zamanların hiçbirinde elde edilemeyen sevap ve bereket kaynaklarını ihtiva etmektedir. Günahlardan kaçınmanın zorluğuna, ibadetlerin eda edilmesindeki ağırlığa, mal, çocuk ve bedenlerimize isabet eden belalara, ümmeti Muhammed'in yaşadığı afetlere tahammül etmesini bilmek gerekir. Ramazan seyahat ayı değildir. Şehir şehir, cami cami dolaşmak Ramazan'la bağlantısız işlerdir. Adeta Müslümanlar için tatil ve gezi sezonuna dönüştürülmüş bir Ramazan, ruhsuz ve ihlâssız bir anlayıştır. Camileri büyüklüklerine veya eskiliklerine göre ölçüp gezmek, onun türbesini, bunun eserini resimlemek, Allah'ın ibadet olarak saydığı işlerden olmadığına göre mümin, Ramazan'ın bereketli anlarını gezilerde, ziyaretlerde harcamamaya özen göstermelidir. Ramazan'da tavsiye edilen itikaftır. İtikaf da camiye kapanmaktır. Camiye kapanmakla camileri gezmek aynı değildir. Ramazan'da tavsiye edilen tek gezi umredir. Reklamsız, riyasız, güzel bir umre, büyük bir ibadettir. Ramazan'ın tamamı bir aydır. İlk günlerini heyecanla karşılayıp, henüz onun bayramı gelmeden yarıda bırakıvermek, hız kesmek, ibadetleri ve kaçınılması gereken şeyleri sulandırmak, en azından başlamak ama bitirememektir. Son günlerinde gevşemek, alışveriş gibi bir maksatla bile olsa şeytanın en keskin tuzaklarının kurulu olduğu çarşılarda o mübarek saatleri tüketmek, daha sonra esef edilecek hatalardır. Çocuklar için bayramlık adı altında büyüklerin bayramı harcanır mı? Ramazanın sonu başından değerlidir. Sevap deryası sonundadır. Bunun için son 10 gününü ilk 10 gününden daha heyecanlı ve daha umutlu geçirmek esastır. Ne bayram alışverişine ne de geziye feda edilebilecek bir tek saati bile olmamalıdır. Her gecesi yeni bir umut, her sabahı yeni bir güneş vaktidir. İlk gününe göre son demlerinde heyecan kaybını, içimizi istila eden günahlardan arınamamışlığımızın Ramazan'a etkisi olarak anlayabiliriz. İlla bir bayram alışverişi gerekliyse onu Ramazan'dan önce bitirmek akıllıca bir iştir. Ramazan'ın namazı gevşek bir namaz değildir. Teravih başta olmak üzere Ramazan ayında zaten çok namaz kılınıyor diye namazın genel kuralları gevşetilemez. Eğer Ramazan mümin için hassasiyeti yüksek bir aysa, müminin ibadetlere bakan gözü, ezanı duyan kulağı, Kur'an'ı okuyan dili o hassasiyete göre görmeli, duymalı ve konuşmalıdır. Teravih gece kıyamıdır. Heba edilmemelidir. Mümkünse hatimle kılınmalıdır. O mümkün değilse iyi kıraati olan bir imamın arkasında ve namaz gibi kılınmalıdır. Teravihlerin heba edilmesi bir nedamet kaynağıdır. Kadir gecesi bir şans oyunu değildir. Önce Kadir gecesini belirli bir güne sıkıştırdılar. Halbuki o Ramazan içinde saklı bir hazineydi. Sonra da o geceyi insanların kendi kafalarından oluşturdukları törenler ve ibadet kılıflı gösterilerle eritip götürdüler. Kadir gecesi bir şans oyununa döndü. Yarına tesiri olmayan, sadece geçmişi akladığına inanılan bir Kadir gecesi üretildi. Kadir gecesi bir istiğfar gecesidir, dönüşüm gecesidir. Kadir gecesinin bize bağışlanmasının nedeni günahlarımızdan arınma umudumuzdur. O geceki Ramazan'ın bütün geceleri Kadir gecesi olma ihtimalini taşır. Allah'a dönüş yapma kararı verdiğimiz, Kur'an ve sünnete aykırı hareketlerimizden kurtulduğumuz, kul haklarından arındığımız gece olmalıdır. Ramazan'ın 27. gecesinde bizi gelip bulan bir Kadir gecesi değil, bizim bütün Ramazan boyunca peşinde koştuğumuz Kadir gecesi bir ömre bedel gecedir. Ramazan ayı teknolojiye Kur'an okutma ayı değildir. Ramazan, Müslümanlar için Kur'an ayıdır. Tam anlamıyla Kur'an ayıdır. Çeşitli teknolojik aletlere yüklenmiş Kur'an surelerini dinleyerek,
Kur'an dinlemiş ve böylece Ramazan'a yaraşır bir iş yapmış olamayız. Kur'an kime indiyse onu o okumalıdır. Kur'an insana inmiş bir kitaptır. Onu okuyup dinlemeyi insanın ameli olmaktan çıkaran uygulamalarla Kur'an okumuş olamayız.